Diğer konuğum geldi, rüya yorumcusu Işık Elçi, hoş geldin. Hoş bulduk. Tekrar. Nasılsınız? Bol selamlar getirdim size. Aleykümselam. Küçük de bir hediyemiz var. Ay teşekkür ederim. Nedir o? Rüya olumlamaları üzerine böyle güzel bir... rüyalar görelim. Evet, hemen. Aynen öyle. Benimkiler hep güzeldir valla. Değil mi? Olumlama budur zaten. Hep güzel görürüm demek lazım. Süper, ha, aynen. Ama görürüm zaten. Rüyalarıma güveniyor. Ruhumun sonsuz yolculuğunda rüyalarımın bana sunduğu çözümleri görmeyi seçiyorum. Bunu odanıza asıyorsunuz, başucunuza. Ay teşekkür ederim. Şifa olsun. Pek de güzel melek. Değil mi? Evet. Ay, şifa olsun. Çok incesiniz. Çok sağ olun. Siz çok rüya görür müsünüz? Süper. Annem sıkılırdı benden küçükken. Yani bu ne film gibi diye. Böyle kıyamet gibi. Film gibidir. Senaryolar, kurgular. Tabii. Uçarım, kaçarım. Acayip şeyler görürüm. Çok severim rüyalarımı. Bayılırım. Bazen rüyalarımızı hatırlamıyoruz mesela. Aslında rüya görmüyorum diyenler de vardır. Benim babam mesela, ben kızım hiç rüya görmem der. Aslında siz rüya yorumcuları hep şunu söylüyorsunuz. Herkes rüya görür ama kimisi hatırlar, kimisi hatırlamaz diye. Doğru. O şekilde değil aslında, mi? Aslında bilim bunu söylüyor. Yani insanın yaratılışında bu var. Bilinçaltının deşarj olup rahatlaması adına o rüyalar gösteriliyor. Hatırlamak bence bir seçim. Biraz o hani hayatın içindeki duruşla da ilgili. Burçin Hanım çocukluğumdan beri dedi. Benim hani meslek hayatımda bir gözlemim var. Dışa dönük hayata katkı sağlamak isteyen kişiler, yaratıcı kişilerin rüyaları gerçekten film gibi oluyor. Çünkü rüyalardan besleniyoruz biz aslında. O özelliklerimizle o kaliteli güzel rüyaları görmemizi sağlıyor. Bence büyük bir artı ama yaratıcı insanlarda, hayata dönük insanlarda ben bunu çok gözlemliyorum, bu güzel rüyaları. Hatırlamamayı seçen insanlar var. Neden? Çünkü maalesef Türkiye'de çok yanlış rüya yorumu yapılıyor. Rüyalarla ilgili korkutuluyor ya da işte bir rüya görüyorlar, sembollere bakıyorlar, hepsinin anlamı olumsuz, kötü anlamlar içeriyor. Bu sefer rüyalara karşı maalesef bir ön yargı oluşuyor. O size verdiğim aslında rüya afirmasyonu diyoruz biz. Yani bilinçaltında rüyalarla ilgili olumsuz bir inanç varsa bu tarz olumlamalar onların değişmesini ve yeniden rüyalarla işbirliği kurmamızı sağlıyor. Peki herkeste semboller farklı anlamlar mı taşıyor? Evet, kesinlikle. Mesela ayakkabı görmek diyelim. Ben gördüğümde başka bir anlam, Burçin Hanım gördüğünde başka bir anlam. Kesinlikle. Ben bu arada küçük bir açıklama yapmak istiyorum. Çok seviliyorsunuz, çok izleniyorsunuz. Sağ olsun. Bana inanılmaz rüya mesajları, mailleri geldi. Sitem edenler oldu. Neden işte ekranda yorumladınız, burada yorumlamıyorsunuz diye. Fakat 15 yıllık ben bu meslek hayatındayım ve hani kalkmamam lazım bilgisayarın başından. Fakat gönül kırmamak adına da biz 12-13 yıldır şöyle bir sosyal sorumluluk projesi yapıyoruz. Bir rüya, bir fidan, güzelleşen dünya diye Tema Vakfı'na giriyor izleyicilerimiz. Evet. Fidan bağışlıyor. Fidan bağışı dekontuyla birlikte rüyalarını gönderdiklerinde rüyalarını yorumluyoruz. Böylece kimseyi de geri çevirmemiş. Ay, çok güzel. Ama şimdi açıkça söyleyeyim, yani bu süreç içerisinde küçük bir rüya ormanımız oluştu. Onların da anlayışını rica ediyorum. Çünkü inanın kalkmamak gerekiyor bilgisayarın başında. Ve neden haklısınız diyorum. Bize de Işık Hanım'ın geleceğini sosyal medyadan paylaşınca sorular yağdı. Çok sorular var. Çünkü merak Maşallah. Ediyoruz. Acaba bunlar bize bir işaret mi? Kesinlikle. Gün içerisinde Kesinlikle. Neye dikkat edelim? Gelecekte bizi neler bekliyor diye. Mesela rüyamda devlet büyüklerini evime geldi, yemek yedik diye sormuş bir seyircim. Devlet büyükleri görmek. Görüyorum. Ben de Cumhurbaşkanı falan görüyorum. Devlet kapısı derler. Devlet kapısında bir işe başlayacaksın derler. O dönem TRT'de işe başlamıştım falan. Hani böyle midir gerçekten? Yani Cumhurbaşkanımız çok sık görülüyor bu dönem sembol olarak, rüya sembolü olarak. Biz bu şekilde tanınmış kişileri rüyamızda gördüğümüzde onun bize nasıl aynı olduğuna bakmalıyız. Artı eksi özellikleri. İşte eğer o sembol sizin rüyanıza geldiği zaman işte kendini ifade ediyor olmasını çok beğeniyorsanız, acaba siz kendinizi ifade edebiliyor musunuz? Ya da eksi bir durum varsa, o özellik sizdeyse onu artıya çevirmek için. İsimlerin anlamı çok önemli ama bu dönem gerçekten Cumhurbaşkanımız çok görülüyor. Genelde de baktığımız zaman yorumların devamında kişilerin hayatında olan değişimlere gerçekten bir manevi destek aldıklarını, hayatlarındaki bir durumun çözümlendiğini görüyoruz. Bu tarz kilit noktalarda kişiler rüyalara girdiğinde. Bina Hanım sormuş, 20 yıldır aynı rüyayı görüyorum. Çok önemli. Devamlı bir yere geç kalıyorum ve telaşla uyanıyorum demiş. Tekrar eden rüyalara mutlaka bakmamız lazım. Çünkü o bilinç altında artık imdat çözümlenmesi gereken bir blokaj. Ama bir şeylere sürekli geç kalıyorsa demek ki hayatına çok karar verip
adımlar atabilen bir izleyicimiz değil. Neye geç kalıyor onu dönüp bir hayatını sorgulayacak. Fakat ben şuna inanıyorum, Burçin Hanım da eminim öyle düşünüyordur. İnsan istediği anda hiçbir şey için geç değil. Onu yapabilecek tüm imkanlar maddi ve manevi sunuluyor, çok şükür. Nur Hayat Hanım, yeni bir çizme aldım ve giyerken parçalandı rüyamda demiş. Bu aralar pek karar almasın. Aldığı kararlarla ilgili çok kendisi de emin değil. Çok istenmeyen durumlarla karşılaşabilir. Dilara Hanım, arkadaşımın evindeyiz. Bahçesinde elma ağaçları var, meyve dolu. Çok güzeldi. İşçiler elmaları topluyorlar ve müzik dinliyoruz. Şimdi o meyvelerin ne olduğuna bakmak lazım. O elma. Meyvenin mevsimi, elma gerçi hep var ama hep asıl var, mevsimi yine... Bahara doğru mu Burçin? Bahar, hiç değil mi? Ama elmasına göre de yetişiyor. Elma bildiğim kadarıyla hep var. Amasya elması var. Farklı. Ama aşağı acaba mevsimi diye mi yoksa evet, artık üretiliyor yeşil elmaymış, yeşil büyük elmaymış. Elik deseniz bilirim de kiraz filan. O zaman bahar mevsimine dikkat etsin, güzel şeyler olacak. Hayattan böyle keyif ve lezzet almaya başladığı bir dönem olacak bahardan itibaren. Güngör seyircimiz, evimin salonunda akvaryumlar var. İçleri balık doluydu, kısmet. Kısmet evet. Değil mi? Benim anneciğim o soru derdi. Evet, biraz sınır koymuş ama kısmete. Özellikle salon olması sosyal hayatla ilgili maddi ve manevi paylaşımda haddi aşıyor mu yoksa paylaşmamayı tercih eden birisi mi? Onu bir gözden geçirmesi lazım. İnce bollukta nokta. Sınırlar var çünkü. İnce nokta değil mi? İşte böyle detaylar var. Tabii. Sadece onu balık görmek olarak yorumlamamak lazım. Salon olması anında yorumu değiştirdi. Bir seyircim rüyasında beyaz şal örmeye başlamış ve bitirmiş onu rüyasında. Biraz desteğe ihtiyacı var, sevgi anlamında, güven anlamında destek ihtiyacı duyuyor ama o rüyada şalı örüyor olması, ben hep şey düşünüyorum, en büyük destek kişinin kendisinin vereceğidir. Dışarıda aradığımız sürece bulamayız, ne varsa içimizde var. Bu benim şeyim, motom yani kendi ayakların... Varsa üstünde duracaksın. Yoksa birine yaslanmak asla. Çok az bir şey olabilir. Hani tabii ki yorulduğunuzda hani şöyle bir omuz koymak olabilir ama çok böyle dengeni kaybedecek kadar hiç kimseye yaslanmayacaksın. Değil mi? Evet. Destek almak güzel ama birine yaslanma kısmı birazcık. Evet. Dengeyi kaybedecek kadar yaslanmayacaksın. Şey sınır orada. Çünkü orada sorun başlıyor. Yani o kişi çekildiği vakit evet. Düşmeyecek raddedeysen sorun yok. Güzel. Mesela sizin böyle sık sık gördüğünüz aynı rüyalar var mıdır? Vardır. Benim de hep bir yere giderken bavul toplamam gerekir ve o bavula bir türlü sığamam. Benim de böyle bir sıkıntım vardır. Ve ben bunu hep görürüm. Çok düşünceler, çok fikirler. Özellikle yeni bir şey, bir yerden bir yere giderken nedir? Bir karar alırken, yeni adımlar atacağınız zaman... ama bu sefer çok düşünmekten de harekete geçememe durumu var. Aynen, programdan öyle. Sonra buluşuyoruz. Bir kahve içip hemen o inancı değiştiriyoruz. Hemen. Çaylar, tekrar kahveler etir. Benden. Tamam, seve seve. Yemeklerimiz de var değil mi? Kahvelerimiz var yanında. Tamam, bu gece buradayız. Tamam. Bir yere gidiyoruz. O inancı biz hemen değiştiriyoruz. Biz bunu kadınlar kalitesi yapacağız.